Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kaleri neler söylemiş, medyaya nasıl yansımış şöyle başlıklar halinde paylaşalım. Derbide savaşacağız. Hatay maçında attığı 4 golle form olarak zirve yapan Larin, Galatasaray maçı öncesinde de iddialı konuştu. Takım olarak mutluyuz. Aboubakar olunca işler kolaylaşıyor. Gol krallığı istiyorum dedi ve Drogba'yı örnek aldığını ifade etti. Durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar yine antrenmanda yer almadı. Enkudu'nun tedavisi devam ederken Adem Laiç salonda, Gökhan Töre de bireysel olarak çalıştı. Transfer ilişkinde yine bir başlık aktaralım. Kartal'da Salih harekatı deniliyor. Beşiktaş Alanyaspor'la bu sezon yakaladığı büyük çıkışa dikkat çeken Salih Uçan'ın peşine düştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif eden siyah beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un da talip olduğu yetenekli ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor. Bakalım neler olacak. Bir Salih Uçan savaşı da göreceğiz galiba büyükler arasında. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Talişka'dan Beşiktaşları heyecanlandıran paylaşım. Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talişka yaptığı paylaşımla siyah beyazlı taraftarların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabını aktif kullanan ve Beşiktaş'la ilgili sık sık paylaşımlar yapan Talişka'nın son paylaşımı da siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar Brezilyalı futbolcu yeniden siyah beyazlı kulübeye gelmesi yönünde çağrılar yaptı. Anderson Talişka Beşiktaş hakkında sık sık paylaşımlar yapıyor. Ama şu anda Çin liginde oynadığı için maliyeti çok yüksek. Beşiktaş bu sene %80-%90 şampiyon olacak. Güzel de bir gelir kasaya koyacak. Peki Beşiktaş sizce kasaya koyacağı yüklü miktarın bir kısmıyla Talişka'yı tekrardan geri getirebilir mi? Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Oğulcan Ülgen Beşiktaş yolunda. Sportada Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Siyah beyaz yönetimin kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle transferde yine gelecek vadeden ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verecek. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan siyah beyazlar yurt içinden genç isimleri de takibe aldı. Geçen yıl yaz transfer döneminde de ilgilendiği Altın Ordu forması giyen Oğulcan Ülgen'i yeniden gündeme aldı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki ön libero konusunda nabız yoklanırken İzmir ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istediği ifade edildi. A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş de geçtiğimiz aylarda Oğulcan için takip ettiğimiz oyunculardan biri sürekli gelişim içinde demişti. Beşiktaş Salih Uçan transferinde Şampiyonlar Ligi faktörü. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah beyazlar gözünü Süper Lig'in gözdesi Salih Uçan'a dikti. Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon sergilediği başarılı performansla göz dolduran 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başlayan yönetimin lig bitiminde boşa çıkacak futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Bu dönem Alanya'da 40 maça çıkıp 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli futbolcuyla Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği biliniyor. Ancak ligde şampiyonluğa koşan Karakartal'ın Devler Ligi faktörü sebebiyle yıldız ismi renklerine bağlamayı hedeflediği ifade edildi. A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Fanete'ye yaptığı açıklamada Salih Euro 2020 kadrosunu değerlendirebileceklerini belirtmişti. Kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli gibi kulüplerde görev yapan yetenekli futbolcuyu dev turnuva öncesinde kadrosuna katmayı planlayan yönetim elini çabuk tutacak. Salih Uçan önceki gün Alanyaspor'un Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sebebiyle sezonu kapattı. Dün sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Salih, Kasımpaşa maçında yaşadığım talihsizlik sonucunda elmacık kemiğimde iki kırık meydana geldi. Tüm destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede daha güçlü bir şekilde sahalara döneceğim açıklamasını yaptı. Larin'den de çarpıcı sözler, bana baba gibi davranıyor. Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Kelle Larin, Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk hedeflerinden birçok konuya kadar değerlendirmelerde bulunan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson hakkında itirafta bulundu. Atiba benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Kendisinin buraya gelmemde yardımcı oldu ve doğru karar verdiğimi söyleyebilirim. Bana baba gibi davranıyor açıklamasını yaptı.